Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün ailecek depolardayız. Bu depo bize çok yakın. Eve yani buradan 5 dakikalık mesafede. O yüzden beraber açıyoruz. Gördüğünüz gibi depomuz golf kartlar, şu tarz plaj arabaları var. Niye aldık? Bu golf kartlardan dolayı aldık. Bisiklet. Bisiklet var. Daha böyle enteresan bir şey çıkma ihtimali olacağını düşündüğümüz için yani belli zengin bir depo görünümü var. Buraya toplam 630 dolar para dedik. Bakalım neler var şimdi göreceğiz. İlk poşetimiz ağır bir poşetmiş. Belli oldu. Ya da var ya da ben götürdüm. Ya da var ya, aynen. Şu birkaç dolarlık bir şey. Bu kameralı bir gözlük. Tommy Hilfiger bir uzak gözlüğü var. Bir tane bilgisayarımız var. Markası yazmıyor. Speakerlar varmış. Neymiş bunların markası? Poly Planner diye bir firma. Bunlar marine, gördüğünüz gibi tekne ürünleri. Bir ışığımız var. Şunlar marka mı? Şu marka değil. Şunlar marka değil. Şu USB charger. Başka da bir şey yok. Şu speakerlara bakacağız. Bunları daha önce, yani bu markayı daha önce görmedim. Bugün de bir şey daha öğreniyoruz demek ki. Bence başlangıç olarak güzel bir başlangıç. Tekne speakerları gayet güzeldi. Bu ilk yardım çantası gibi bir çanta. Araç açacağımız var. Battaniye var ve temizlik ürünü var. 10 dolarlık bir çanta. Şurada oyuncaklar var. Bir gördüğünüz gibi fen var. Bir çakımız var. Mossy Oak bir bıçak. Şunun markası neymiş? Bu da güzel bir. Vallahi bıçakmış gördüğünüz gibi. Çok güzel bir bıçak. Bir fener ve tamir aletleri. Penseler. Şöyle bir ürün almış. Bozuk paralar. Bir takı kutusu. İçindekiler gümüş. Altta bir şey yok. Şu herhalde Lego. Bir ürün. Şöyle bir cüzdan var. 01 cüzdan. Telefon, power bank, bir telefon daha. Bir saat var. Eski görünümlü ama eski değil. Şurada bir cüzdan. Burada genelde böyle şahsi ürünleri var. Bence gayet güzel bir kutuydu. İyi bir kutu yapmış usta. Şurada da bir cüzdan varmış. Bu da boş. Tommy Hilfiger bir cüzdan. Şemsiyemiz 5 dolar. Şu bir fen birazdan çıkar bir yerlerden. Şu da battaniye ve kıyafet sanki. Bakalım kıyafetlerde marka bir şey var mıdır? Yani klasik kıyafetler, öyle çok büyük bir marka yok ama buradan bir 20 dolar yapacağız. Mira Sleep and Wake Up. Bir tane saat var. Marka değil. Şurada değerli bir şey yok. Bir pense ve kablolar var. Ne var orada? Nintendo oyun var. Game Boy bir oyun. Saati markasını. Nikon ise güzel bir saat. Ha, Mikon'muş. Mikon iyi bir marka değil arkadaşlar. Şu plaj arabası 20 dolar çünkü eski durumda. Bu herhalde mangal. Evet arkadaşlar. Mangalımız burada. Şu 5 dolar. Şu maskemiz 10 dolar. Şu mangal ürünümüz. Yeti bir bardağımız var. 5 dolar. Şu gazımız dolu.
İkisi 5 dolar. Speaker marka bir speaker değil. Yine de bu şekilde çalışıyorsa 10 dolara satacağız. Bir plaj sandalyesi. Bunun fiyatı 15 dolar. Gerber bir bıçağımız var. Bayağı bir yıpranmış ama yine de bir 15 dolara satacağız. Bakın dedektör, altın arama markası, bakalım Garetta mı? Bounty Hunter marka, 40 dolar. Haydi bakalım neymiş. Bir CD player, Antoine marka bir ayakkabımız var. Çok değerli bir ayakkabı değil. Bir speaker var. Bir bıçağımız var. Bir gözlük. Şunlar golf parçaları. Bir kamera var. Eski bir kamera. Şu Antoine. Şu beyzbol topu. Buna baktıracağız. Bu tarz şeyleri bir arkadaşımız var. Ona gösteriyoruz. O bize fiyatını söylüyor. Bazen de satıyoruz. Bir speaker daha. Başka da bir şey yok. İki ayakkabı da Antoine marka ayakkabılar. İkisinin fiyatı 40 dolar. Çok öyle kaliteli ayakkabılar değiller. Bakın bunlar yine beyzbol. Gördüğünüz gibi 2000 yılına ait bir. Bu da 2000 yılına ait bir sertifikalı ürün. Şu biraz daha eski bir ürün. Burada resimleri, imzası da var. Arkada sertifikası yok ama bunlara bakacağız. Şu bakalım tam mıdır? Evet, grilimiz de burada hala çalışıyor. Komple bir set var. Bunun model numarası ne? Bunlar değişebiliyor çünkü. P23-5AVN. Benim tahminim bir 60 dolar yaparız. Şu gördüğünüz gibi kömürler 10 dolar. Dalimiz 40 dolar arkadaşlar. Şimdi bunu kullanırız. Bakalım marka bir şey var mı kıyafetlerde. Takım elbiseleri var ustanın. Bunlar da yok değil, onlar marka değiller. Şunlar da marka değil. Bunlar da marka değiller. Yine de buradan bir 60 dolar yapacağız. Şurada kıyafetler var. Şapkalar var. Bu biraz daha renkli bir, bayağı bir şapka var. Poşet 60 dolar. Ağır bir şey ama neymiş ki, bilgisayar mı acaba? Ha, bence şey, speaker sistemi. Evet. Denon mu neymiş markası, bakalım. GVS mi Denon mu? Yamaha'ymış. Bu sistemler fiyatları yüksek olabiliyor arkadaşlar. Yamaha RX596. Buna da bakacağız. Şu aletimiz 20 dolar. Şimdi golf kartlar takım olarak arkadaşlar satılıyor. Bakın 4, 5, 3 var, 2 var, 6 var, 7 var, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mevcut. 8 de var. Bir AVS'i var. Tam bir set. Şunların fiyatlarına bakacağız. Çünkü hepsi farklı ve yüksek fiyatlarda olabiliyor. Yani 300 dolara, 500 dolara sattıklarımız da var bu arada. Bunlara bakacağız. Bu speaker ön tarafı yok. Bir tamir aletimiz var. Bu 15 dolar. Şu balık da 5 dolar. Şu da 10 dolar. Bu speaker biraz değişikmiş. Bu da yine teknede kullandıkları bir speaker. Önde speaker'ı var kendinden. Ha, bu shaker, mikser arkadaşlar. İçkilerde mikser. Bir tane de Ryobi makinamız var. Hepsi 15 dolar. Bir mangalımız daha var. Gazlı bir mangal. Bir bisiklet şivini marka.
Çok ağır değil. Güzel bir bisiklete benziyor. Şey şöyle. Şöyle bir deneme sürüş yap bakalım şurada. Dur wait. Wait. Gayet güzel bir bisikletmiş. Yüksek biraz. Arkandan geliyor. Yavaş Mira. Hafif de bisiklet. Tahminimce bir 100-150 arası fiyatı vardır. Şurada ne var? Bilardo. Sopamız var. Markası neymiş? Feds diye bir marka. Şu sprey 10 dolar. Şunun içerisinde bir şey var mıdır? Bu da boş. 5 dolar. Yani çok değerli makineler aslında yok. Ama hepsinden belli dolar yapacağız. O kesin. Bir tane de şu var. Bir de buna bakalım. Burada da beyzbol ayakkabıları var. Beyzbol eldiveni. Bir de sopası var. Bakalım sopalar nasıl bir şeymiş. Normal bir klasik ürün. Bu da 30 dolar. Deponun hepsi bu kadar. Bayağı bir ürün var gördüğünüz gibi. Öyle çok fazla ekstra şahsi ürünler çıkmadı ama depo yine de fena değildi. Aslında beklentimin aşağısına kaldı depo diyebilirim. Bu depomuz da bu kadar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Burayı niye aldık? Vallahi şu Louis Vuitton çantayı görünce burada güzel ayakkabılar, böyle farklı şeyler olma ihtimali vardır diye aldık. Bak şurada Xbox 360 var. Şimdi gördük. Şurada da botlar var. Bunlar marka mı? Marka değiller ama tanesini 10 dolardan satarız. Eğer kopuk falan bir şey yoksa. Bu ağırlık 10 dolar. Şu arkadaşlar 15 dolar. Xbox 360. Kolları burada 40 dolar. Şurada kıyafetler var. Genelde kışlık kıyafetleri var. Bir ışık var. Ayakkabı falan yok. Şuradan çok para yapamayacağız. Televizyonumuz, kumandası da burada. Çalışıyorsa 60 dolar. Sıfırı 130 dolar civarı. Aynamız 10 dolar. Şunu şöyle bir alalım. O burada paralar var. Parayı bulduk. Bir de bunlar binlik yalnız arkadaşlar. Bakın 1000. Ya yani şurada 100.000, 200.000, 300.000 dolar var şu anda. Allah bereket versin. Bunları böyle düğünlerde atıyorlar değil mi? Öyle paralar. 300.000 dolar. Sahte bir çanta var. Bayağı da kötüymüş. Bayağı kötü yapmışlar daha doğrusu. Kıyafetler yine karışık. İyi var, kötü var. Buradan bir 30 dolar yapacağız. Saçlar gerçek değil, 10 dolar. Bir üst var. Gömlekler var. Kıyafet moda. Burada da kıyafetler var. Ya marka, öyle çok marka yok arkadaşlar. Klasik kıyafetler. Hepsinden bir 20 dolar yapacağız. Yastık ve yorgan 10 dolar. Çantanın durumu nasıl? Çantanın durumu iyi. Çantayı 10 dolara satacağız. İçinde şampuanlar var. Şöyle değişik ürünler var. Şurada bir şey var mı? Burada da öyle farklı bir şey yok. Sadece çantadan 10 dolar yapacağız. Battaniye, yorgan, çarşaf. İyi durumdaysa 10 dolar. Şu sandalye iyi durumda. 20 dolar. Bir speaker var. 5 dolar. Fırınımız var. 20 dolar. Bu da bayağı bir ağırmış. Ağırlık falan mı var acaba?
Dürbünümüz var. Değerli bir dürbün değil. Yani değerli değil derken 10 dolara satacağımız bir dürbün. Şu ürünler var. Çekişler. 50 dolarlık ürün var. Yani Brown mu bu? Evet, Brown marka var. İkisinin fiyatı 20 dolar. Bu Atari arkadaşlar, eski bir Atari. Bundan bende vardı. Biz de o kadar eskiyiz. Evet. One, two, cha cha cha. Bunun fiyatına bakacağız. Güzel oyunlar var. Eski bir Atari. Valizin tekerlekleri iyi. Durumu fena değil herhalde. Yırtık falan yok değil mi? Valiz 20 dolar. One, two, cha cha cha. Masaj aletimiz var, 5 dolar. Bir valizimiz var. Valizlere bir şey koymamış. Bu da çok az ürün olan bir valiz. Valizimiz 20 dolar. Kıyafetler öyle çok iyi kıyafetler değiller. Bunlar direkt çöpe gidecek. Belki şunu kullanırız. Şu tarafta ne varmış? Şu Nike'ın bir üstü var ama bu da kötü durumda. Evet, silah burada arkadaşlar. Gerçek silah değil. BB gun bir silah. O biraz önce... Yok, silah gerçek değil. Yapma. BB gun bir silah. Yapmadan duramam abi. Aynen, BB gun. Şuraya, ha, oyuncak. O biraz önce bulduğun şey var ya, ondan koyuyorsun içerisine. Vallahi korktu bizimki. Şurada tamir aletleri var. Al aşkım. Şu tamir aletleri iyiymiş. Şu da bir bozuk para. Ama gümüş mü değil mi bilmiyorum. Buna bakacağız. Ayakkabılar var. Bir tane fosil marka bir saatimiz var. Bir kulaklık. Kulaklıklar içerisinde kameramız var. Jordan var. Bir saat daha var ama değerli değil. Şu zincir değerli değil. Speakerlar. Bir saat daha. Rolex. Şurada bir saat daha var. Bu da Lorus marka. Bir speaker daha. Şu da bir krem. Adidaslar 10 dolar. Bir Nintendo'muz var. Wii arkadaşlar. Şurada ceketler. Burada da resimleri var. Deponun hepsi bu kadar. Şu kıyafetler de çalıştığı iş yerinin kıyafetleri. Valizlerimiz var, kıyafetler var, ayakkabılar var, tamir aletleri var. Var oğlu var. Bu depomuzda bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Şu değerli bir şey değil. 5 dolar. Şu penin çubuğu, çubuk iyi durumda. Bu da Pen Pursuit 5000'lik bir makina. Bu çubuk da yine Pen'in bir çubuğu. Makinamız da Daiwa 400H. Bu da çok rahat bir 100 dolarlık makina. Şu bayağı bir iyiymiş. Bu da yine Daiwa'nın bir ürünü. Model numarası yazıyor mu diye bakıyorum bir yerinde ama şurada varmış da düşmüş. Şurada ne yazıyor? Vallahi tam bir şey yazmıyor. Çubuk da çok güzel bir çubuk. Çok rahat 150-200 dolarlık bir makine arkadaşlar. Neymiş? Harika vallahi, güzel bir ayakkabı. Reebok. Güzel bir model. Bir tane Timberland kutusu var. Timberland'ın içerisinde 40 dolar. Çok rahat. Nike Air Force diyor. Bu da klasik bir Nike'ımız.
Bu da 25 dolar. Vallahi bunlar iyi oldu. Bunlar hiç gözükmüyordu çünkü. Modeller de yeni modeller. Bebeğe verelim oynasın. Good morning. This is for baby. It's for you. It's in the package still. Oh, you can play. Open. Good job.